Hayır, ben bizim camcılara da yaptıralım bu kolant mühendisleri çok seviyorum. Kapatıp biraz ısıtır mısınız? Ağzını da kapatırsanız eğer. Şöyle evet. Hoplayı. Ne algıladınız? Yeni biçilmiş çimen. Çok güzel. Harika bir şey. Şimdi ağzınıza bir yudum alıp hızla ağzınızın içinde şöyle bir çevirin. Ağzınızı şöyle bir çevirin. Şimdi fazlasını yutun ki ağzınıza kaçırmayın. Sonra dişlerin arasından çekin. Burnunuzdan verin. Evet, 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 evet. Bravo. Harikayım. Zıt yakıcılığı harikayım. Şimdi zeytinyağında biz üç özellik istiyoruz. Meyvemsilik, acılık, yakıcılık. Meyvemsilik o kokladığınız zaman çimen. Acılık ve yakıcı, acılığı dilinizin üzerinde bir kökü V şeklinde algılarsınız. Yakıcılığı şuralarda. Nefes aldıkça da bunlar aktive olup sizi böyle öksürtür. Harika. Ama bu istediğimiz bir şey. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nazan Hoca farklı farklı zeytinyağları olduğundan bahsetti. Bilmiyorum evlerinize nasıl zeytinyağları giriyor? Satın alma aşamasında nasıl davranıyorsunuz, ne yapıyorsunuz onu bilmiyorum. Ama bundan sonrası için en azından natural sızma zeytinyağı almanız gerektiğini ve polifenol içeriğinin yüksek olmasına özen göstermeniz gerektiğini hem fikir olmuşuzdur. Bunu öğrendim. Peki, zeytinyağında polifenol içeriği yüksek mi? Kusurlu bir zeytinyağı mı, kusursuz mu? Amerika'da bir derneği var. Bu Yoşantal Derneği. Bardakların cebinde kalan